Kemal Hocaoğlu. Esas adım Kemal Ahmet Hoca. Aslen ben Suriye Türkmenlerindenim. 1943 doğumlu. Yani 77 yaşındayım. Araştırmacılar, master talebeleri, doktora talebeleri bir konu özet olarak gönderirler. Ben o özetle alakalı belgeleri arşivden çıkarırım ve tercümesini yapar gönderirim. Bu şekildedir. Ben de bayağı birikti yani Osmanlı belgeleri ve tercümeleriyle birlikte yanımda büyük bir arşiv oluşturuldu. Bunları da son zamanlarda kitap olarak çıkarmaya başladım. Mesela Osmanlı belgelerini, Osmanlı arşivinde eşraf belgeleri bir süre önce şeyde Mısır'da basıldı. 608 sayfa. Tercüme ettiğim belge sayısı 50 bini geçti. Ve son çoğu olarak bir grup halinde 4000 belge bu Arap aşiretleriyle ilgiliydi. Onu da bitirdim ben. Yok ben mütercimim, yorumcu değilim. Yorum yapmıyorum. Hep tercüme işleri yani. Ben yani yazarların, devletlerin dili oluyorum ben onu. Başka dile çeviriyorum, onları anlatıyorum. Bu kadar yani. Yoksa ya ben mütercim olarak yorum hakkım yok. Yorumu başkasına bırakıyorum. Mesele bundan ibaret. Araplar da Türkler de pek faydalanmıyorlar. Yani Osmanlıca bilen faydalanır. Fakat yani onlar da mütercimlere ihtiyacı var. Mütercim de pek mütercim kalmadı yani. Bu işte çalışan şimdi benim bildiğim biri ben varım bir de benden yaşlı da Kadir'de de büyük kıymette de büyük bir profesör var Iraklı. Fazıl Beyat. İkimiz çalışıyoruz. O Fazıl Beyat da şeyde çalışıyor. Bu İrsika'da çalışıyor. İrsika'da da yani senede bir kitap ancak çıkarabiliyor. Tabii ciddi bir çalışmadır. Bu yetmiyor. Yani Türklerin de kendi tarihlerini öğrenmek için Osmanlıcayı öğrenmeleri lazım. Büyük bir tarihtir. Osmanlıca şerefli bir tarihtir. Ondan dolayı Türkiye kendi aslına dönüp bu Osmanlı belgelerini tek tek okuyup tarihini bilmesi lazım. Çok kimseler beni tanır, ben de onları tanırım. Fakat belki 10 sene, 15 sene görmedim. Tanıyorum ama görmedim. Neden? Bütün gücümü buraya veriyorum, tercümeye veriyorum. Zamanla yarışıyorum. Yaş gitti, yaş ilerledi. Ondan dolayı yani yapabildiğim kadar yapacağım. Bu kadar yani. Onun için yani benim şeyim çok kıymetlidir yani.